Merhaba arkadaşlar, kanalıma bugünüme hoş geldiniz. Bugün size biraz çiçeklerimi göstereceğim. Sıcakla aramız nasıl? Bakın bu kılıcım biraz sıcaktan bebeğini de kaybediyordu. Kendisi buruşmuştu. Ben suyunu düzenli verdim. Yerini, konumunu bu tarafa koydum. Güney tarafa arkadaşlar, sabah güneşine. Yani biraz kendine geldi arkadaşlar. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? Beni soracak olursanız çok iyiyim, çok şükür iyi gidiyor, iyi gitmeye de çalışıyoruz artık. Sizler nasılsınız? Bakın, bu da gül begonyamı arkadaşlar, yeni aldım, saksısını değiştirmedim çünkü kendine gelsin, alışsın ortamına diyerek saksısını değiştirmedim arkadaşlar. Bunu da size göstermek istedim. Bakın çok tatlı. Bu rengi çok istiyordum. Çok da arıyordum arkadaşlar. Denk geldim. Böyle güzelliklere denk gelince tabii ki çiçekçi olsun, ser olsun, pazardan olsun alıyoruz yani çiçekçilerden. Yer sıkıntısı olsa da bu güzelliklere dayanamayıp görünce görüntülerini dayanamıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz yani, almıyoruz değiliz. Bakın. Bu da örneği arkadaşlar. Ben yani olmayanı, değişiği almaya çalışıyorum. Şimdi diğer cama geçebiliriz arkadaşlar. Sardunyalarıma durumları ne? Arkadaşlar burada da kivimi size göstermek istiyorum. Büyük kivim siyahtaydı arkadaşlar. Bunu bu saksıya aldım. Bunu buradan göstermek istiyorum. Beyaz büyük saksıya aldım. Buraya da bebeklerini diktim. İsteyene satışımı yapacağım arkadaşlar. Yani dolap üzerinden satış yapıyorum. Yani büyüklüğüne göre bebekleri bol yavrulu. Ona göre de belirleyeceğim fiyatını. Arkadaşlar eğer ulaşmak isterseniz Instagram'ımdan ulaşabilirsiniz. Bakın. Bu anacım kalacak. Ama bu bebekleri satış yapacağım arkadaşlar. Çünkü fazla yerim yok. Tabii ki taşınacağım için de bana da zorluk olmasın diye bu durumu yapacağım arkadaşlar yavaş yavaş. Bakın bunlar da millilerim. Bakın. Çok tatlı. Bunları da saksısını değiştirmedim arkadaşlar. Bunlar da yerine alışsın. Saksıları toprakları iyi arkadaşlar. Kımıldattığınız zaman toprağını bir de yani onun toprağından ayırdığınız zaman başka saksıya dikiyoruz. Büyük saksı olsun. İyi gelişir diye gelişmiyor arkadaşlar. Kuruyor çünkü küçük saksıları seviyor bazı ev çiçekleri olsun. Böyle büyük tür çiçekler olsun. Küçük saksılar daha da iyi gelişiyor arkadaşlar. Büyüğü aldığınız zaman çiçekçiden getirip diktiğimiz zaman yani kaybedebiliyoruz arkadaşlar. Bakın çok güzel yakıştı. Kocaman oldu. Buradakiler de iyi gidiyor. Şimdilik iyi durumdalar. Bakın böyle graptolarda vereceğim arkadaşlar. Bakın mesela şunu. Bu gül olan büyük siyah saksındakinin bebeği arkadaşlar. Orada başka. Buradaki kuzey taraftaki rengi bu. Orada da böyle pembemsi oldu arkadaşlar. Yaprakları daha da kalınlaştı batı tarafta. Çünkü alırken de böyleydi arkadaşlar. Bakın. Ghostilerim. Çok güzel oldu perlem. Buradaki güzellerim böyle. Arkadaşlar buradaki camı da göstermek istedim size. Sardunyalarımda şimdi geçeceğiz oraya. Bakın birazcık getireyim, yakınlaştırayım. Bakın buz çiçeklerim sarı olan bol var arkadaşlar. İsteyene ondan da vereceğim. Böyle. Bakın diğer iki cama geçebiliriz şimdi. Millilerin. Bakın arkadaşlar burada da Diffenbachia çiçeğim var. Bunu size göstermek istiyorum. Bunun da saksısını hala ayırmadım. Çok da güzel gelişiyor, büyüyor arkadaşlar.
Bakın. Bunu da göstereyim size. Sardunyalarımıza geçebiliriz. Bakın buradaki sardunyalarımı size göstereceğim arkadaşlar. Gül olan camı açayım. Bakın arkadaşlar. Biraz çiçekleri durdu. Bunların biraz açıyor. Biraz açmaya başladı arkadaşlar. Bakın çok güzel. Oradaki gül olan sardunyam açmış arkadaşlar. Yakın göstereyim size. Bakın. Ay çok tatlı. Bunun arkadaşlar fidesini de yapıyorum. Bakın bundan da aynen. Çok tatlı. Şimdilik somun rengim de açmış. Bakın arkadaşlar bunlar da benim somun renklerim. Turuncu, gül olan. Bakın bu da gül formunda. Kırmızı böyle değişik bir rengi var. Ebru'lu gibi. Bakın. Bunların da fidelerini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. O zaman yaptığım zaman fidesi var diye de dolaba ekleyeceğim. Yani olmayan türlerinizden alabilirsiniz o zaman. Fidelerini yapmaya çalışacağım. Yani birer birer fide alıyorum şimdilik. Bakın bundan da. Bunu çok beğenilmişti. Bu bakın. Bütün videolarımda var olan sardunya. Bakın şimdi beyaz olmuş rengi. Bakar mısınız? Acaba ışık tonuna göre mi? Sabah güneşi güzel alıyor burası. Bakın bir tane daha somur rengim var. Aslında somur rengi fidem var arkadaşlar. Bir de gül formunda kırmızı fidem var büyük olarak. Dolap uygulamasına onu da koyacağım. Oradan bakarsınız. Vermeye çalışacağım sardunyalarımdan da. Bakın parlak Mustafa camın yarısına çıkmış arkadaşlar. Böyle size orayı da göstermek istiyorum bir dakika. Mesela bu fuşu açan gül olandan da vereceğim arkadaşlar. İsteyene vereceğim. Bundan da var köklerim. Bir iki kök fide olarak vermeyi düşünüyorum. Bakın kocaman dalları var. Çok güzel pembe olan. Bütün short videomda da var arkadaşlar videosu. Oradan bakarsınız renklerine. Bakın parlak Mustafa da isteyen olursa ondan da vermeye çalışacağım. Hediye olarak da koyabilirim. Buz çiçeği de var arkadaşlar. Pembesi sarısı. Bakın böyle. Bakın parlak Mustafa'nın haline. Buz çiçeğimin haline. Buradan nasıl güzel görünüyorlar. Maşallah orayı kapladılar arkadaşlar. Artık buradan kırılarak çıkacak galiba. Bakın çok güzel. Size böyle de göstermek istiyorum. Çok tatlı bir rengi oldu. Bunlar kuzey tarafı çok seviyor arkadaşlar. Ben kaç yere koydum. Hiç neşeli olmadı bu kadar. Bakın neşesi yerinde. Bakın pembe aşkın gözyaşının büyümüş halini göstereyim size. Çok ufacık da aldığımda arkadaşlar. Maşallah. Bundan da üretirim inşallah. Yerini kışın korursam artık kendisini. Bakar mısınız? Buradaki sakız sardunyalar biliyorsunuz. Bu da kırmızı ebruli. Bu da gül olan pembe. Bakar mısınız? Çok tatlı oldu. Mesela aşağıdaki kırmızı olan sakız sardunyamdan da veririm arkadaşlar isteyene. Bakın. Ya köklendirip gönderirim ya dal olarak. İsteyen herkese veririm arkadaşlar. Bakın. Bunun çiçeği de kurudu. Tohum oldu galiba. Kuru arkadaşlar. Ama
Dalı gerçekten bütün saksılara dekor olarak yakışıyor. Bahçeye de yakışır arkadaşlar. Böyle gümüş rengi yaprakları var. Bakar mısınız şu güzelliklerimi? Açmaları baharda boldu arkadaşlar. Bol bol güzel açtılar. Benim ama bunlar maşallah bu sene yerini sevdi. 4 aydır çiçekleri mesela bir tane açtıysa kaldı öyle. Arkadaşlar. Ama çok sıcak. Bu taraf çok sıcak oluyor şimdi. Kuzey tarafı ama sabah güneş alıyor. 1'e kadar devam ediyor. O yüzden birazcık çiçekleri durdu. Ama suluyorum akşamları. Bol bol suyunu veriyorum arkadaşlar. Dinlenmiş suyunu. Çay suyu veriyorum. Böyle arkadaşlar. Bakımlarım böyle. Ama şu gül olan çok tatlı arkadaşlar. Onu size yakından göstereyim. İsteyene de gerçekten bir tane köküm var. Fazladan. Bir tane de fide koydum tutarsa arkadaşlar. Benim yani şansım o çıktı. İsteyene de vermeye çalışacağım. Tamamdır. Yakına çektim arkadaşlar hepsini. Biraz cam arası sıkışık arkadaşlar. Balkonum olmadığı için cam aralarında sıkışa sıkışa video yapıyorum. Sizler için bakın. Şu güzelliğime bakar mısınız? Biraz ışık açayım. Şunun tatlılığına. Bayıldım. Dolu dolu gül formu arkadaşlar. Kurumaya döndüğü zaman da çiçekleri nasıl güzel görünüyor. Bakın. Bundan iki tane köküm var arkadaşlar. Bir tane bu. Bir tane de burada sardunyalarımın arasında. Bir tane de fide aldım arkadaşlar. Bakalım. Böyle. Bakın sardunyalarıma. Tabii ki fazla olanları yani fazla olanları tek tek koyacağım şeye, dolap uygulamasına arkadaşlar. Çünkü gideceğim balkonda biraz yerim. Orası da çok fazla olmadığı için bakacağız duruma göre. Size de çekeceğim zaten, göstereceğim arkadaşlar. Burası böyle arkadaşlar. Bakın gül olanın bir tanesi de bu. Kocaman. Maşallah, subhanallah. Böyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, buradaki sardunya. Bu da gül olan. O ağacın dibindeki gül olan arkadaşlar. Bundan da fide alacağım ama ilaçladım yeni. Arkadaşlar nereden geldiyse tırtıl. Tırtıl yakaladım dün arkadaşlar, ilaçladım. Attım ama aşağı. Bakalım. Bakalım şu kaptüsün büyüklüğüne bakar mısınız? Maşallah, subhanallah, çok güzel oldu. Bakar mısınız? Aşağıdaki somur renginden arkadaşlar fidem var. Ve şuradakiler yukarıdaki kırmızıdan da arkadaşlar. Bakalım. Böyle bakın, buradan da görünümü. Çok tatlısın. Ama bu kaptüs arkadaşlar bir ara hastalandı, öyle bırak dedim, kendine geldi. Bu da bakın kayınvalide topuzu denilen kaptüs türümüz. Bakın bu da çok güzel, beyaz beyaz çiçekleri açıyor arkadaşlar, çok güzel. Mesela arkadaşlar şu kimden aldım tam hatırlayamıyorum da, evet bunu da komşumdan aldım. Çok güzel kırmızı böyle gül formu var arkadaşlar. Geçen hafta geçti çiçeği, çekemedim. Size göstermek isterdim. Bundan bir fidem var. Bu da gül olan arkadaşlar. Bu gül, bu gül, oradaki gül, oradaki tam gül. Bunlar da gül arkadaşlar. Beyaz gül olan da var. Bakın böyle çok tatlı kaptüsüm. Fasulye ekmiştim arkadaşlar. O da olmuş. Ceylan gözlü sardunyam. Çok tatlı. Çiçekleri az az açıyor arada arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Buradaki fidelerimi tutarsa, buraya hep sardunya ektim. Çiçeklendirdim. Bakalım. Böyle arkadaşlar çiçeklerimin hali. Bu da özel tür gül. Ebru'lu arkadaşlar. Böyle. Burayı da böyle bir ayrı göstereyim.
Bakın bu da somun rengi ama bakın o benim Ebru'lu olan karışık somun rengi güneydeki olan arkadaşlar video olarak yapmıştım. Böyle sizlere buradan veda edeyim arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe, şu tatlılığa arkadaşlar. Bol bol açtı maşallah bu telgrafım. Bakın sardunya fidelerim. Böyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun benden. İzlerseniz çok sevinirim. Bildirim zillerini açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.